çalışmamız polis çakar veya işte güvenlik sistemlerini kullanılan bina cephelerine takılan çakar lambadan yapacağız. Yani bir mavi, bir kırmızı lambanın çeşitli ritimlerle yanmasını sağlayacağız. Bunun için Sirsuit kısmına girip yeni devre oluştur dedikten sonra yeni devre oluştura tıkladım. Tıkladıktan sonra gerekli devre elemanlarımı boş alana çekeceğim. Burada biliyorsunuz ki Arduino programlayabilmek için veya elektronik devreler tasarlayabilmek için birçok eleman var. Öncelikle biz breadboard üzerine yapacağız. Önce bir breadboard buraya aldım. Yarım boy bir breadboard'u buraya çektim. Kullanacağım elemanlardan bir tanesi de Arduino Uno. Arduino Uno'muzu da şu şekilde buraya çekiyorum. Bunları çektikten sonra şöyle ortaladım. Başka neler olacak? Bir de bir mavi, bir kırmızı LED'e ihtiyacımız var. Burada LED şu anda görünüyor. Hemen şurada. Bu bir tane LED bu şekilde aldık. Kırmızı olacak. Bir tanesini de mavi yapacağız. Bunun renginde hemen mavi yaptım. Bir de bu LED'i korumak için Arduino hem LED'i korumak hem de Arduino çıkışlarını korumak için LED'de oluşabilecek bir kısa devreye karşı koruma direnci kullanacağız. Bu direncimiz de 220 ohmluk ben genel olarak seçiyorum. 330 ohmluk seçebilirsiniz. 330 ohmluk kullananlar da var. Ben 220 ohmluk bir direnç kullanmayı düşünüyorum. 220. Kahverengi renklere sahip bir direnç. Eğer bu 330 ohm olsaydı turuncu kahverengi olacaktı rengi. Şöyle baktığımızda bakın turuncu kahverengi. Ben 220 ile devam ediyorum. Yine bir direnç daha çekeceğim. Yine bunun da değerini 220 olarak belirliyorum. Ohmaj değeri kilo ohm değil ohm olacak. Ve ledlerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Ledlerimin katot kısımlarına da dirençlerimi yerleştireceğim. Dirençlerimizin ayakları uzuyor mu diye bakalım şu şekilde uzayabiliyor. Evet şu şekilde buraya direncin ayağının bir tanesini bu tarafa aldım. Yine diğer direncimi de alıyorum. Bunu da katoda takıyorum. Bunu da ayağını buradaki deliğe alıyorum. Biliyorsunuz ki breadboard'umuz aslında simetrik olarak iki parçadan oluşuyor. Üst taraf ayrı bir bağımsız bölge, alt taraf ise ayrı bir bağımsız bölge. Ortadan bölünük aslında breadboard'umuz. Yani şu orta sıradaki dikey hatlar birbirleri de kendi arasında dikey olarak iletim halindedir. Yine alt taraftaki orta sıradaki bu dikey hatlar dikeyde kendi arasında iletim halindedir. Şimdi direncimi ben buraya takmakla şunu elde etmiş oldum. Aslında direncim bu ayağı için 1, 2, 3, 4 tane bağlantı noktası elde etmiş oldum. Şimdi LED diyotlarımızın katotlarını toprağa bağlamamız gerekiyor. Arduino'nun GND uçlarından bir kablo çekip eksi hattına bir kablo veriyorum şu şekilde. Buraya tıkladım. Eksi hatları veya toprak hattı için genel olarak dijital devrelerde biz siyah kabloyu kullanırız. Onun için buna dikkat edin. Bu kabloların rengi bizler için şöyle bir avantaj sağlayacak. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Kabloyu daha düzgün bir şekilde yapabiliriz. Burası yine düz olsun. Şuradan iki kez tıklayarak kabloları kırabiliyorsunuz. Ben şimdi buraya geldim. İki kez buraya tıkladım. Şu şekilde büktüm. Evet, buraya da tıklıyorum. Şöyle siyah kablomla eksi hattını, toprak hattını bağlamış oldum. Yine dirençlerimizi de biliyorsunuz ki diyotumuzun katotları dirençler üzerinden toprak hattına bağlanması gerekiyor. Hemen buradan toprak hattına bağladım. Yine buradan da hemen toprak hattına bağladım. Bunların yine renklerini siyah seçiyoruz. Çünkü toprak hattına bağlı olan kablo atlamalarını siyah renkte seçmeye özen gösterin. Toprak hattı için siyah, besleme hatları için ise kırmızı kablo genelde kullanılır. Şimdi LED diyotlarımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra buradaki dijital pinlerden çıkış bilgisi göndereceğiz ki birbirini bir diğerini sıralı olarak yakmamız gerekiyor. Hemen bunu deneyelim. Şimdi buradaki LED diyotumuzun anotundan diyelim ki 3 nolu pine
bir kablo çekiyorum. Yine buradaki led diyotumun anotundan 4 nolu pine bir kablo çekiyorum. İstediğiniz Arduino çıkışını, dijital çıkışlarından istediğinizi kullanabilirsiniz. 0'dan 13'e kadar bu uygulamada kullanabilirsiniz. Kablolarımı şöyle daha düzgün bir hale getirmek için bakalım. Boş bir yere tıklamak gerekiyor bazen. Üzerine çift tıklayarak bir kırılma noktası yaptım. Evet, biraz uzaklaştırıyorum. Evet. Burayı bu şekilde düzenledik. Polis çakar veya çakar için gerekli aslında devremiz neredeyse sonlanmak üzere. Kablo düzenlerimizi de yaptıktan sonra tamamen programlama aşamasına geçeceğiz. Evet. Şu şekilde renkli yeşil kablolarla yaptım. Değişik renkler seçebilirsiniz isterseniz. Hatta mavi için, mavi, kırmızı için isterseniz kırmızı geçebilirsiniz. Ama bu sorun değil bizim için. Şimdi bundan sonraki aşamamız devremiz için gerekli programı yazmak. Elektronik devre kurulumu bitti. Enerji için zaten bilgisayarın USB portuna bağlantıyı, simülasyonu başlat dediğimizde Arduino Tinkercad yazılımı otomatik olarak bizim için bunu yapıyor. Şimdi kodlama kısmına geçiyorum. Kod kısmına tıkladığımda blok kodlar kısmı geldi. Biz blok kod yerine normal metin kodları kullanacağız. Devam et diyorum. Devam et dediğimde içinde hazır olan bir program var. Bunu kodlarını siliyorum. Sadece aradaki kod blokları kalsın istiyorum. Evet. Şimdi ilk yapmamız gereken ledlerimizi bağladığımız pinleri tanımlamak. Yani biz hangi pinlerden veri göndereceğiz bunu belirtmek zorundayız. Hemen bunun için kullandığımız komutumuz pin mod komutuydu. Parantez açtım ve parantez kapattım. Ve pinimizlerden bir tanesi, pinimizin bir tanesi 4 numaralı pin, bir tanesi 3 numaralı pin. Evet, önce 3 numarayı yazıyorum. Buradan biz 3 numaralı pinden ledlere bilgi göndereceğimiz için bilgi gönderme tanımını yapıyoruz. Yani output yazıyoruz. Yine bir alt satıra geçiyorum. Pin mod yazıyorum. Parantez açtım, parantez kapattım, noktalı virgül ve 4 nolu pini output olarak ayarlıyorum. Evet, bunları yazdıktan sonra sıra geldi bu ledleri belirli zaman dilimlerinde çalıştırmaya. Evet, bunun için digital write komutu, yani dijital pinlerden dijital high bilgisi veya low bilgisi göndermek istiyorsak veya 1 veya 0 bilgisi göndermek istiyorsak bunun için kullanacağımız komutumuz digital write komutu. Digital write diye şu şekilde yazılıyor. Burada syntax önemli. Mesela W harfini küçük yaparsanız çalışmayacaktır. Nasıl tanımlandıysa Arduino kod kütüphanesinde komutlarımız aynen o şekilde kullanmak zorundayız. Harflerini büyük veya küçük değiştiremeyiz büyüklüğünü küçüklüğünü. Digital write dedikten sonra öncelikle kırmızı ledin yanmasını istiyorum. Kırmızı ledim şu anda 3 nolu pine bağlı. Onun için 3 diyorum. High bilgisini gönderiyorum. Evet. Daha sonra bir sonraki aşamada da ise bu ledin sönmesini istiyorum. Digital write diyorum. Low diyorum. Şimdi bu konumdayken aslında çalıştırabilirsiniz. LED'in çalışmasını gözlemleyemezsiniz ama. Sebebi de şu. High bilgisi gönderdik. LED yandı. Fakat yandığını göremeden sönmeye geçebilir. Veya söndüğünü göremeden sürekli yanık halde kalabilir. Süre belirtmek zorundasınız. İsterseniz bunu bu durumu bir göstereyim size. Simülasyonu başlat diyorum. Bakın LED sürekli yanıyormuş gibi görünüyor. Aslında şöyle bir durum var. LED aslında sürekli yanmıyor. Sadece söndüğünü göremiyorsunuz şu anda. Durduruyorum. Yanık kalma süresi için delay komutunu kullanıyorum. Mesela bu 1 saniyelik bir süre vermek istiyorum. Bunun için 1000 milisaniye yazacağım buraya. Evet. Sönük kalma süresini de belirtelim. Öncelikle kırmızı led için komutlarımızı belirledik. Şimdi bakın simülasyonu başlattım. Evet, gördüğünüz gibi daha önce led yakıp söndürme ile ilgili komutlarımızdı bunlar. Ledimiz yanıp sönüyor.
Ama bizim istediğimiz şey bu değil. Kırmızı söndükten sonra mavinin yanmasını istiyoruz. Peki ne yapacağız? O zaman yapacağımız işlem şu. Mavinin yanmasını istiyorsak hemen buradaki süreyi, sönük kalma süresiyle ilgili kısmı siliyorum. Ve yine mavinin ile ilgili komutumu yazacağım. Bunun için yine digital write diyorum. Digital write, parantez açtım, parantez kapattım. Kapatamadım. Evet, şöyle yaptık. Dört nolu pindeki mavi ledin yanmasını istiyorum. Hangisi söndükten sonra? Kırmızı led söndükten sonra. Evet, bunun ne kadar yanacağını belirteceğim ya. Delay diyorum. Parantez açtım, parantez kapattım. Bu da bir saniye yansın. Evet. Şimdi bir bakalım. Aslında programımız bitmedi. Aslında sönme komutunu vermedik 4 nolu pindeki mavi led için. Bakalım nasıl bir şey sonuç oluşacak. Bir görmek istiyoruz size çalışma durumunu. Bakın mavi yanık kalacak bundan sonra hep. Neden? Hiç sönme komutunu vermedik. O zaman hemen sönme komutunu verelim. Digital write diyorum. Parantez açtım, parantez kapattım, noktalı virgül. Ve hemen buraya sönme komutunu yazacağım. 4 virgül low diyorum. Evet, çalıştırıyorum. Bakalım nasıl görünüyor. Bir kırmızı, bir mavi. Bir kırmızı, bir mavi. İşte politik şekerlenmesi. Gördüğü üzere bu yanma ile ilgili birbirinin yanması, yani çakar uygulamasını Arduino ile gerçekleştirmiş olduk. Yazılımı yazdık. Simülasyonu başlat dediğimizde buradaki yazılım aslında Arduino içine yüklüyor. Enerjisini veriyor ve devre çalışmaya başlıyor. Bunu Tinkercad bizim için kendisi yapıyor tabii ki. Biz gerçekte olsa programı ayrıca içine yükle komutuyla Arduino'nun içine yüklememiz gerekiyordu. Kodları indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Hata denetimi için hata ayıklayıcıyı kullanabilirsiniz. Kütüphanelere göz atabilirsiniz. Şimdi bu çakırı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Bakalım. Şunu yapmak istiyorum ben. Digital write komutuyla 1 saniye yanık kalan kırmızı ledin sönüp tekrar bir işte yarım saniye daha yanıp ondan sonra sönmesini istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bakın kırmızı ledle mavi ledi şu şekilde ayırıyorum kodlarını ve şuradaki komutlarımı tekrar alacağım. Aldım. Hatta şuradaki komutumu alacağım. Aldım. Buraya yapıştırdım. Sönük kalma süresiyle ilgili bir süre belirleyeceğim. Süre biraz küçük olsun. Gözümüzle gözlemleyebileceğimiz şekilde olsun istiyorum. Burada mesela bir saniye yerine bir salise gibi bir süre belirledim. Sönük bir saliseliğine tekrar yanmasını istiyorum. Ve tekrar sönmesini istiyorum daha sonra. Burayı da bu şekilde yaptım. Daha sonra tekrar sönmesi için ikinci komutumu yazıyorum. Burada biraz daha çakar işinin biraz daha görsel hale getirmeye çalışıyoruz. Hemen bunu da birlikte yapalım. Öncelikle kırmızı ledin durumunu bir gözlemleyelim. Simülasyonu başlatıyorum. Bakın, ledin yanışını görüyorsunuz. Pırlayarak yanıyor. Yani yeni nesil poliçakar lambası yaptık aslında bu şekilde. Şimdi aynısını mavi led içinde yapacağız. Yapalım hep beraber. Hemen mavi led içinde. Aslında yapmamız gereken şey şu. Sadece şuradaki komutları ben buradan kopyalıyorum. Yani bunun için tekrar komutları yazmamıza gerek yok. Sadece buradaki pin numaralarını değiştirmekle 4 nolu pin için bu değişikliği yaparsanız bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bakıyorum. Gözlemleyebiliyor musunuz? Gözlemleyebiliyorsunuz. Bakalım. Evet. Bu tabii ki simülasyonda böyle tam böyle %100 gözlemlenemeyebiliyor. Ne yapabiliriz biz bu tam olarak gözlemleyebilmek için? Biraz sürelerde oynamaya gitmek istiyorum. 100 milisaniye yerine yanıp sönme süresini mesela 150 yapalım.
daha iyi gözlemleyebiliriz. Bunun için simülasyonu durduruyorum. Şu 100 milisaniyeleri 150 yapacağım. Aslında ideal bir hız ama bu bilgisayar ekranında çok iyi gözlemlenemeyebilir. Gerçek hayatta olsa bunu daha iyi algılayabilirdiniz. Evet, şu şekilde yaptım. Simülasyonu başlatıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde yapmış olduk. Bu geçişleri biraz daha farklılaştırabilirsiniz. Ama bu şu an için yeterli görünüyor. Başka ne yapabiliriz? Şuradaki süreyi biraz kısaltabiliriz. Mesela 800 yapalım. Simülasyonu durduruyorum. Burayı 800 yapacağım. Evet, burayı da 800 yapıyorum. Simülasyonu başlatıyorum. Evet. Biraz daha sanki daha iyi gözlemlenebiliyor şu anda yanma sönme. Çünkü süreyi çok uzatırsanız bu sefer gerçek anlamda o flash checker'ı tam istediğimiz gibi olmuyor. Süre belli bir sınırda olmak zorunda. Lambaların yanma süresi. Toplam yanma süresi çok önemli burada. Biraz uzaklaştırıyorum. İki kere yanıp yanıp sönüyor. Daha sonra diğerine geçiyor. İki kere yanıp yanıp sönüyor. Daha sonra diğerine geçiyor. Ve bunlar belli sürelerde. Biri 0,8 saniye. Biri ise 0, ne diyelim? 1,5 saniye diyelim. Evet. Bu dersimizde Arduino ile bir polis çakar lambasını çalışmasını gösterdik. Programını yazdık, devre kurulumunu gösterdik, çalışmasını da sizlere göstermiş olduk.